Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah bir ayette onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. Şüphesiz bunda düşünebilen bir topluluk için ayetler vardır diyerek dikkat çekiyor Allah inşallah. Maşallah. Maşallah. Armut da ne? Deveci armudu mu nedir o? Çok güzel bir şeye benziyor. Maşallah. Üzüm de çok mükemmel evet. Tadı olan bir meyve değil mi? Evet. Armut da besleyiciliği. Evet. Neler var bu meyvelerin içinde? Antioksidan var, bütün vitaminler var. Nedir bu antioksidan? Antioksidan zararlı maddeler oluşuyor, kimyasal maddeler. Onları etkisiz hale getiren özel moleküller bunlar ve kanseri engelliyorlar. Çünkü bu maddeler kanser gibi rahatsızlıklara neden oluyor. Genler üzerinde yaptıkları değişikliklerle. Bunları engelleyerek kanser oluşmasını engelliyor meyvedeki bu antioksidan madde. Mesela domates de var, üzüm de var bu şekilde. Üzümün çekirdeğinde var. Bazı meyvelerde var bu şekilde. Antioksidan. Evet. Yani insanı dinç ve genç hale getiriyor, evet. Vesile evet. Oluyor inşallah. Evet. Başka? Vitaminler var. Hangi vitaminler? Bütün vitaminler. A, B, C, D, E diye böyle olduğu gibi var. D vitamini yok meyvelerde. Meyve olmaz. Evet inşallah. Bozulma. Evet. Bir şey yok. Her zaman haklısınız hocam maşallah. Evet. Tereyağında olur. Karaciğerde evet. Olur. İnşallah. Yumurtada vardır. Evet. Ama bunları da tavsiye etmem. Kolesterol çok yüksek yiyecekler. Onun için D vitamini almak isteyen balık yağı içebilir. Yahut güneşlenecek. İnşallah. Beyazını yiyebilirler mi yumurtanın? Tabii. Beyazını yiyebilir. Sarısını yemeyecek. Sarısını yemesin. Evet. Evet. İnşallah. Evet. Çok eser miktarda zeytinde vardır D vitamini. Çok eser miktarda. Evet. İnşallah. Meyvelerde olmaz. Ama diğer vitaminlerin hepsi var. Evet. Elementler var. Evet. Hangi elementler? Magnezyum, potasyum, kalsiyum, çinko, bakır. Çinko, bakır, evet. Neye yarıyor kalsiyum? Kalsiyum kemikleri güçlendiriyor, sinirlerde iletiyi sağlıyor, kaslarda da etkili, kas iletisinde. Dolayısıyla güçlenme sağlıyor vücutta. Değil mi? Evet. Bir de bu meyvelerin bir özeti de vücutta pH dengesini olumlu hale evet. Getiriyor değil mi? Vücut evet. Savunmasını güçlendiriyor. Maşallah. O yönden çok faydalı. Şekeri evet. Düzenliyorlar. Maşallah. Şekeri de vücuda faydalı. Evet, evet. Evet. Güzel başka bir şeker türü. Evet. 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 Meyve şekeri. Meyve evet. Parlaklıkları değil mi öyle kokuları, tatları. Maşallah. Evet. Maşallah. Bak da limon C vitamini küpü. Evet. İnşallah. Ağzım sulandı. Değil mi? Bu kivi neye yarıyor? Her vitamin içinde barındırıyor diye. Değil mi? Küçükken evet. Böyle değerli. Bütün meyvelerden yemek istiyorsan bir tane kivi ye diye. Her vitamin. Doğru. Bu ne? Sakın kiraz deme. Ben söylemesem hocam. Frenk üzümüne benziyor. Frenk İnşallah, üzümü, evet. Evet. Maşallah. Çilekler çok güzel. Mis gibi tabii. Kavun, karpuz, çilek. Darwinistler bunu ahirette anlatacaklar. Cenab-ı Allah soracak nasıl tesadüfen olduğunu. İnşallah. Her meyveyi tek tek soracak Allah. Kirazın nasıl tesadüfen olduğunu anlatacaklar. Kavunun, karpuzun, üzümün. Evet. Bütün yiyeceklerin yani baklagillerin, buğdayın hepsinin nasıl tesadüfen olduğunu anlatacaklar. İnşallah. İnşallah. Bütün hayvanların, bitkilerin, evet. Çiçeklerin, kelebeklerin, kuşların, arının, evet. Değil mi? Evet. Örümceğin nasıl tesadüfen onu tek tek anlatacaklar. Yani bu dünyadaki gibi cesur olamayacaklar ama. İnşallah. 13. ayet Nahl suresi. Yerde sizin için üretip türettiği çeşitli renklerdekilerde de faydanıza verdi. Şüphesiz bunda öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayetler vardır. Renkleri Allah yaratıyor. Dışarıda renk yok. İnsanın beyninde yaratılıyor. Evet. Evet. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız diyor Cenab-ı Allah. Şeytan Allah'a sığınırım. Nahl suresi 18. O kadar çoktur diyor nimet. Bak genelleme olarak bile yapamazsınız diyor Allah. Şeytana Allah'a sığınırım. 26. ayet. Onlardan öncekiler hileli düzenler kurmuşlardı. Daha önceki deccaller de diyor hileli düzenler kurmuşlardı diyor Allah.
Allah'ın azap emri onların kurdukları yapıların temellerine geldi. Biz de ne yapıyoruz? Darwinizmin temellerine vuruyoruz, köküne vuruyoruz. Böylece üstlerindeki tavan tepelerine çöktü. Darwinizmi tepelerine çökerttik mi? Çökerttik. Azap onlara şuurunda olmadıkları yerden gelmişti. Hiç tahmin etmedikleri bir ülkeden, hiç tahmin etmedikleri bir şehirden, hiç tahmin etmedikleri bir insandan Darwinizme en büyük darbe geldi. Değil mi? Onlar da şaşırdılar. Maşallah. Biz de şaşırdık maşallah. Maşallah. İnşallah. Ve Darwinizm çöktü. Efendim. Adnen cennetleri ona girerler. Onun altında ırmaklar, onun altından ırmaklar akar. İçinde onların her diledikleri şey vardır. İşte Allah takva sahiplerini böyle ödüllendirir. Altında ırmaklar akar. Çünkü ırmak sevgisi var içimizde. Bak içinde onların her diledikleri şey vardır. Kaç tane şey dileyebilir insan? Sonsuz dileme imkanı var değil mi? Sonsuz dilediğiniz ne istiyorsanız yapacağım diyor Allah. İnşallah. Dileyin, yap, cennette ne istiyorsanız yapacağım diyor. Allah takva sahiplerini böyle ödüllendirir diyor Allah. Sonsuza kadar sonsuz istediğiniz yerine getireceğim diyor Allah bak. Sonsuza kadar sonsuz isteklerinizi yerine getireceğim. İnşallah hocam. Maşallah. Ki melekler güzellikle canlarını aldıklarında selam size derler. Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin. Daha ilk canını alırken müjdeyi veriyor. Cennete gireceksiniz diyorlar. Ve güzellikle canlarını alıyorlar Müslümanlar. Müslüman hiçbir yerde canı yanmıyor. Ve selam size derler. Bir kere selam ve aleyna aleyküm selam diyor. Atatürk'ün vefat ederken son sözü nedir biliyor musunuz? Selamdır. Kime cevap veriyor? Karşısındaki meleğe cevap veriyor. Sonsuz selam olmuştur. Ondan sonra canını teslim etmiştir. Maşallah. Tabii. Selam deyince o da selam diyor işte. Ayette ne diyor? Ki melekler güzellikle canlarını aldıklarında selam size derler. Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin. Tabii biz Atatürk'ün o da bir kul. Allah o nasıl bir hüküm vermiştir bilemeyiz. Ama inşallah cennete gitmiştir. Fakat selam size dendiğinde selam denir. O da selam demiştir. Son canının alınmasından önce. Evet. Maşallah. Dalga geçme. Zaten böyle başlar. Peygamber Efendimiz'den de göğe kendilerince alay ediyorlardı. Değil mi? Hazreti Musa'yla da göğe alay ediyorlardı. Ne oldu? Alay edenleri diyor Cenab-ı Allah. Alay ettikleri şey sarıp kuşattı diyor. Değil mi? İnşallah. Şu an onları sarıp kuşattı. Niye hopluyorlar o zaman? Madem öyle alay edilecek, dalga geçilecek bir şeymiş. Dalga geçseler ya. Bir ağlamadıkları kaldı bak ciyak ciyak bağırıyorlar. Tabii. Türkistan Birliği geliyor diye. Tencere gibi fokur diyorlar böyle patates tenceresi gibi. Bak münafık ve yobazlar da buna cevap veriyorlar. Nahl suresi 35'te o zaman üç kağıtçı yobazlar o zaman da var. Münafıklar, sahtekar yobazlar o zaman da var. Şirk koşmakta olanlar dediler ki Allah'a şirk koşan bu münafık yobaz takımı. Eğer Allah dileseydi onun dışında hiçbir şeye kulluk etmezdik. Çünkü birçok insanı onlar haşa Allah gibi görüyorlar. Mesela vahiy indiriyor diyor adam. Vahiy kaynağı olarak görüyor. Yani onun hükümlerini Allah'ın hükmü gibi görüyor. Biz de atalarımız da onsuz hiçbir şeyi haram kılmazdık. Kim haram kılmış? Atası. Allah diyor ki Cenab-ı Allah ya ataları bir şey bilmeyen cahil kimselerse yine mi uyacaklar? Mesela adamı Kur'an'a davet ettiğinde diyorsun Kur'an'da nerede bana göster bu haramlığı nerede diyorsun? Atalarımda var diyor. Cenab-ı Allah diyor ki ataları ya bir şey bilmeyen cahil kimselerse gene mi uyacaklar diyor. Yani meydana gelen kepazeliğin kökeninde bu yobazlığın kökeninde bu uydurmalar vardır, hurafeler vardır. Cenab-ı Allah onları anlatıyor. 45. ayet Nahl suresi. Artık kötülüğü örgütleyip düzenleyenler Allah'ın kendilerinin yerin dibine geçirmeyeceğinden veya şuuruna varmayacakları yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler diyor. Kıyamete de bakan bir ayet. 45. ayet. Ne aklına geliyor? Hicri 1545. İnşallah. Bediüzzaman ne diyor? Hicri 1545'te kıyamet kopacak diyor inşallah. İnşallah. Değil mi? İnşallah. Ona işaret ediyor inşallah. İnşallah. Peygamber'e diyor ki Cenab-ı Allah sen onların hidayet bulmalarını ne kadar tutkuyla istesen de şeytandan Allah'a sığınırım. Ne kadar candan istesen de Allah şüphesiz saptırdığına hidayet vermez.
onlar için yardım edecek yoktur. Yani insanlar mesela bir kısmı iman etmiyor. Bayağı üzülüyorlar iman etmiyor diye. Halbuki Allah onu öyle yaratıyor. Yani kaderi öyle onun. İstediğimiz zaman diyor Cenab-ı Allah, herhangi bir şey için sözümüz ona yalnızca ol demektir diyor. İnşallah. Hemen olur diyor Allah. Hani evrim vardı? Anı yaratırım diyor Allah. Evet, inşallah. Ol derim olur diyor. İnşallah. Zulme uğratıldıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada şüphesiz güzel bir biçimde yerleştireceğiz. Bu Mehdi ve talebelerine bakıyor. Zulme uğratıldıklarında Müslümanların yanına hicret ediyorlar. Annelerin, babalarının yanlarından. Yahut kimse kavminin yanından, yahut işinden. Hicret edenleri dünyada şüphesiz güzel bir biçimde yerleştireceğiz. Ahiret karşılığı daha büyüktür bilmiş olsalardı. Mesela Bediüzzaman da hicret etmiştir ama. Evet. Kendi vatanında, kendi toprağında, kardeşlerini bırakarak değil. İnşallah. Öyle olur mu o zaman? Biz sıkıştık, zor durumdayız. Hadi bize müsaade. Ben diyorum ki Türkiye'yi bırakıp gidiyorum. Darwinistlerle siz ne yapıyorsanız yapın, materyalistlerle. Bura tehlikeli yer. Hapsedilebiliriz, tutuklanabiliriz. Döverler, söverler, iftira atarlar. Basında üstümüze gelirler. Masonların saldırısı olabilir bazı kişilerin. Ben gideyim bana müsaade. Nereye gideyim? İşte bir yere gideyim. Rahat şöyle evlat, iyalle işimize bakın. Ben oradan size anlatırım. Orada bu zaman öbür Müslümanlar, onlar da diyecekler, o zaman biz de gidelim diyecekler. Olur mu öyle şey? Bu vatan, bu vatanı sevenlerin. İnşallah. Allah dostların. İnşallah. Değil mi? İnşallah. Türk milliyetçilerin. İnşallah. Atatürkçülerin. Şeytana Allah'a sığınırım. Enam suresi 73. O gökleri ve yeri hak olarak yaratandır. Onun ol dediği gün her şey olur. Onun sözü haktır. Onun isteğimizde herhangi bir şey için sözümüz, bak onun isteğimizde herhangi bir şey için sözümüz ona yalnızca ol demekten ibarettir. O da hemen olur diyor Allah. İnşallah. Nerede milyonlarca sene? Nerede bu ifade? Bir de cennet, cehennem şu an hazır vaziyette. Kur'an'da bu açıkça, evet, yüzlerce ayetle belirtiliyor. Sen ne diyorsun? Milyonlarca sene belki oluşur, milyonlarca sene sonra, kıyametten sonra belki oluşur diyorsun. Yani bambaşka varlıklar oluşacak diyor, yeni yeni. Yani yeniden bizim, yani yeniden dirileceğimizi söylemiyor. Biz yeniden dünyaya geleceğiz demiyor. Bambaşka varlıklar yeniden dünyada belki oluşabilir diyor. Sonra da yok ben onu demek istemiyorum. O demagoji olur. Samimi olsun hoca. İnşallah. Evet. Bir şeriat hukukundan bahsediyor. Halbuki Türkiye'de Cumhuriyet kanunları geçerlidir. Şu an Cumhuriyet kanunlarını ilerliyor. Canın istediği yerde şeriat hukukundan bahsediyor. Canın istediği yerde Cumhuriyet kanunlarından bahsediyor. Sorsan Türkiye şeriat kanunlarından ilerlese, yani Kur'an'a göre ilerlese kabul eder misin değil mi? Sorun bakayım. Ne cevap verecek? Seda Sayan sorsun. O güzeller güzeli, sevimi gidip sorsun. Hocam dersin, ne diyorsun? Kabul etmeyecektir. Ama canın istediği yerde şeriat kanunlarından bahsediyor. İnşallah. Kafasına göre. Bu da olmaz. Dürüst olacak, samimi olacak inşallah. Kur'an'ı okumaya başla bakalım. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanın Allah'a sığınırız. Şeytanın Allah'a sığınırım. Biz senden evvel kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başka peygamberler göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Onları apaçık deliller ve kitaplarla gönderdik. Sana da zikri, Kur'an'ı indirdik ki insanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler diye. Artık kötülüğü örgütleyip düzenleyenler Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden veya şuuruna varamayacakları yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler? Bu 45. ayet hocam. Evet. 1545'e bakıyor olabilir mi inşallah? Nereden anladın bu 1545'e bakattığını? Kötülüğü örgütler Allah'ın kendini yerin dibine geçirmeyeceğinden veya şuuruna varamayacakları yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler? Bunu
Daha önce anlattın mı? Anlatırız. Kaç defa anlattım? Çok anlattınız hocam. Altını çizdin mi orada? Evet. Notunuzu zaten. Oranın notunuzu görünce zaten söylüyorum hocam inşallah. Ah oklar. Hocam her şeyi sizden öğrendik zaten maşallah. Estağfurullah. Estağfurullah. İnşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan birine kız çocuk müjdelendiği zaman içi öfkeyle taşarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı topluluktan gizlenir. Onu aşağılanarak tutacak mı? Yoksa toprağa gömecek mi? Bak verdikleri hüküm ne kötüdür. Ya çünkü kadını müşrikler ve münafıklar böyle namussuzluğun bir sembolü olarak görürler. Evet. Yani potansiyel namussuz olarak görürler. Evet. Ve çok tehlikeli bir mahluk gibi görürler. Haşa. Evet. Haşa. Onun için ya çocukken öldürüyorlar veyahut da sağken gidip mesela kafasına sıkıyor. Görüyorsunuz evet. Gazetelerde. Evet. Gazetede balın diyor ki aşk cinayeti diyor. Lan nereden aşk cinayeti? Taşlayarak öldürmeler. Alçakça cinayet diyeceksin. Evet. Evet. Değil mi? Evet. Kahpece cinayet. Bir genç kızı sırtından arkasından kafasına kurşun sıkıp öldürmek. Şehit etmek. Nerenin aşk cinayet oluyor? Evet. Allah aşkı insanı böyle mi yaptırtırır? Yaptırmaz tabii ki hocam. İnşallah. Yani ne konuştuklarının haberleri yok. Evet. Yok. Ne yaptıklarının haberleri yok. Evet, şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer Allah insanları zulümlerine deliyle sorguya çekecek olsaydı onun üstünde yeryüzünde canlılardan hiçbir şey bırakmazdı. Hepinizi diyor Allah canını alırdım diyor. Eğer zulümleriniz nedeniyle sorguya çekecek olsaydım diyor. Demek ki yani öyle günahsız, hatasız insan yok. Değil mi bak? Ne diyor Cenab-ı Allah? Çok açık. Eğer Allah insanlar zulümleri nedeniyle sorguya çekecek olsaydı onun üstünde yani dünyanın üstünde yeryüzünde canlılardan hiçbir şey bırakmazdı. Ancak onlara adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Onların ecelleri gelince ne bir saat ertelenebilirler ne de öne alınabilirler. Onlar Allah'a hoşlarına gitmeyen şeyleri oyun görürler. Dilleriyle yalan olarak en güzel olanın kendilerine olduğunu düzmektedir. Hiç şüphesiz ateş onlar içindir ve hiç şüphesiz onlar cehennemin öncüleridir. Bak onlar Allah'a hoşlarına gitmeyen şeyleri uygun görürler. Allah'a kendilerinin hoşuna gitmeyen şeyi Allah'a uygun görüyorlar. Yani vicdansızlık yapıyorlar, ahlaksızlık yapıyorlar. Dilleri de yalan olarak en güzel olanın kendilerinin olduğunu düzmektedir. Kendi sapkın düşüncelerinin en güzel olduğunu söylüyorlar. Mesela Darwinistler. İnşallah. Değil mi? Ne diyorlar? En güzel olanın kendilerinin olduğunu söylüyorlar. En güzel düşüncenin. Yahut Marksistler, komünistler ve faşistler de. Hiç şüphesiz ateş onlar içindir. Hiç şüphesiz onlar cehennemde öncülerdir. Biz kitabı ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklaman ve inanan bir kavme rahmet ve hidayet olması dışında başka bir amaçla indirmedik. Kur'an'ın iniş amacını Allah açıklıyor. Bak ihtilafa düştükleri şeyleri onlara açıklaman. İhtilafı kaldırıyor Kur'an. Ne Hristiyanlarda ne Musevilerde ihtilaf kalmıyor. Ve inanan bir kavme rahmet ve hidayet. Hem Allah'ın rahmeti, hidayet de iman bulması. Dışında başka bir amaçla indirmedik diyor Allah. Nahl suresi 61. Eğer Allah insanları zulümleri nedeniyle sorguya çekecek olsaydı, dünya üstünde, yeryüzünde canlılardan hiçbir şey bırakmazdı, tamamını yok ederdi diyor Allah. Hepsini helak ederdi diyor. Evet. Eğer zulüm nedeniyle sorguya çekecek olsaydı, affedici olduğu için evet. Maşallah. Böyle oluyor diyor Cenab-ı Allah. Evet hocam. Yani onun için böyle rahat yaşıyorsunuz diyor. Evet. Yoksa bir kişi bırakmazdım diyor Allah. Evet. İnşallah. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. ...61. ayette Cenab-ı Allah diyor ki... ...eğer Allah insanları zulümleri nedeniyle... ...sorguya çekecek olsaydı... ...dünyanın üstünde, yeryüzünde... ...canlılardan hiçbir şey bırakmazdı. Yani insanlar o kadar çok hata yapıyor... ...o kadar çok günaha giriyorlar ki diyor Allah... ...eğer böyle bir durumda... ...ceza verilmesi gereksizdi... ...dünyanın yerle bir ederdim diyor Allah. Ancak onlara adı konulmuş... ...bir süreye kadar ertelemektedir... Onların ecelleri gelince ne bir saat ertelenebilirler ne de öne alınabilirler. Yani kaderde neyse o olur diyor Allah. Onlar Allah'a hoşlarına gitmeyen şeyleri uygun görürler. Dilleri de yalan olarak en güzel olanın kendilerinin olduğunu düzmektedir. Yani kendi hurafeci, kendi münasebetsiz
düşüncelerinin en güzel olduğunu düşünürler diyor. Hiç şüphesiz ateş onlar içindir ve hiç şüphesiz onlar cehennemin öncüleridir. Yani cehennemde azap çekeceklerini belirtiyor Allah. Andolsun Allah'a senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Her devirde mehdiler var. Yani boş olan hiçbir devir yok. Fakat şeytan onlara yapıp ettiklerini süslü göstermiştir. Bugün de onların velisi odur ve onlar için acı bir azap vardır. Yani mesela Darwinizmi, materyalizmi onlara süslü gösteriyor. Anormal bir şey olduğunda süslü göstertiyor. Kumarı, zulmü, acıları süslü göstertiyor. Bugün de onların velisi odur, yani şeytandır. Onlar için acıklı bir azap vardır. Biz kitabı ancak hakkında ihtilaflara düştükleri şeyi onlara açıklaman. Bak ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklaman. Yani gerek Tevrat'ta gerek İncil'de. Gerekse yobazların ortaya çıkardıkları düşüncelerde ihtilafa düştükleri şeyleri onları açıklaman ve inanan bir kavme rahmet ve hidayet olması dışında başka amaçla indirmedik. Yani sapkın olan inançları ortadan kaldırmak için indirdik diyor Cenab-ı Allah. Mesela teslis inancı insanların çok canını yakan bir şey. Allah doğrusunu söylüyor. Ama hayrettir ya koskoca insanların, aklı başında insanların yani Hazreti İsa Aleyhisselam peygamber oldu açıkça belli. İnsan yiyor, içiyor, uyuyor. O adamlara bakıyoruz. Hazreti İsa kimdir diyoruz? Allah'tır diyor. Yani koskoca adam ya. Ve yüz milyonlarca adam bunu söylüyor. Yani kabus gibi. Gözlerime inanamıyorum yani. Ya uyuyor, yemek yiyor, Allah'a dua ediyor, Allah'ın birliğinden bahsediyor. Adam diyor ki Allah'tır diyor Hazreti İsa diyor. Yani böyle bir dünya var. Böyle bir garip ortam var. Allah bunları düzeltmek için işte kitabın indirildiğini, aynı zamanda yani kitabın bir yönünün de bu olduğunu söylüyor. Bu anormalliği gidermek için olduğunu İnşallah. Söylüyor. İnşallah. Allah gökten su indirdi, ölümünden sonra yeri onunla diriltti. İşitebilen bir topluluk için bunda gerçekten bir ayet vardır. Yani işitebilen bir topluluk için bunda gerçekten bir ayet vardır. Ben bunda bir işaret koydum diyor Allah bu açıklamada. Bu ayetin zahir anlamı bu. Yani yağmurla ölü toprak dirilir, bitkiler dirilir. Ama hadiste bu ayet için Hazreti Mehdi'nin nüzulüyle ölümünden sonra Allah yeri Mehdi vesilesiyle dirilteceğini ne işaret ettiğini söylüyor. Hocam bu Muhammed Bakır direkt Mehdi için nazil olmuştur diyor bu ayet. Nuzul sebebi diyor Mehdi. Evet nuzul sebebi evet, diyor. Evet. Esbab-ı nuzuldür diyor. Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır. Mesela hayvanları göstertiyoruz. Yani herkes kasılıyor. Sevemediği için yani. Acayip şekerler. Yani biri o öbüründen şeker, öbürü öbüründen şeker. İnsanın ilk aklına gelen bir sarılsam şuna, bir mıncıklasam şöyle, bir sevsem değil mi? Bir öpsem. Yani insan ne yapacağını bilemiyor ki acayip tatlılar. Saftirik saftirikte bakıyorlar insan. Size karınlarındaki fers, yarı sindirilmiş gıdalıyla kan arasından içenlerin boğazından kolaylıkla kayan dupduru bir süt içermektedir. Yani kan diyor, vücudundaki kandan Allah ve vücudundaki gıdalardan yani sindirilmekte olan gıdalardan bembeyaz mis gibi süt oluşturuyorum diyor Allah. Şimdi yani o malzemelerin yani orada kullanılan malzemeler süt çok zıt. Yani vücudundaki sindirilen gıdayla kan ve oluşan şey mis gibi süt. Süte bakıyoruz yüksek oranda kalsiyum, yüksek oranda magnezyum vücudun iskeletinde kullanılan ana şeyler, mineraller. Yüksek oranda D vitamini, A vitamini, B vitamin komplekslerinin tamamı, C vitamini. Efendim içinde diğer vücuda faydalı yan maddeler, protein, en kaliteli protein, yani çok vücudun rahatça sindirebileceği bir protein. Ve nefis bir koku, karbonhidrat, şeker, süt şekeri hepsi onun içerisinde ama vücudun ihtiyacı olan her şey yani kükürte varıncaya kadar yani saçlar için gereken kaslar için gereken tırnak için gereken vücudun bütün organları için gereken her türlü malzeme
en uygun miktarda ve en kaliteli şekilde sütün içerisinde var. Malzeme ne? Yarı sindirilmiş gıdalar ve kan. Onun içerisinden Allah çıkarıyorum diyor sütü. Maşallah. Ki zaten peynir, süt falan kahvaltılarda değil mi yiyeceklerde? Yoğurt temel gıdalardan. İnşallah. İnşallah. Mesela yoğurdun lezzeti çok güzel. Yutkundun mu? Evet. Ak diye vereyim ben senin güzel canın. Efendim, peynirler öyle. İnşallah. Değil mi? Çeşit çeşit peynirler şimdi ben yutkunuyorum bilmiyorum. Maşallah. Maşallah. Efendim, yoğurtlar, ayranlar hepsi birbirinden lezzetli. Hurmalıkların ve üzümlüklerin meyvelerinden kurdukları çardaklarda hem sarhoşluk verici içki hem güzel bir rızık edinmektesiniz. Evet. Hurmalıkların ve üzümlüklerin meyvelerinden hurmaları da hurmayı alıyoruz. Böyle özel baklava gibi, özel yapılmış gibi. Yani çok yoğun şeker var. Yani böyle katılaşmış reçel gibi artık. Değil mi? Bayağı güzel. Üzümlüklerin meyvelerinden mesela kurutulmuş üzüm de çok lezzetli. Yaş üzüm de çok lezzetli. Çardaklarda hem sarhoşluk verici bir içki. Kur'an'da sarhoşluk verecek bir içki diye geçiyor mu o ayette? Ona bir bakalım. İnşallah hocam. Evet, o tam karşına bakalım. Hem güzel bir rızık edinmektesiniz. Pekmez yapılıyor. Sirke yapılıyor değil mi? Üzüm suyu yapılır, pestil yapılır, hepsi yapılıyor. Şüphesiz aklını kullanabilen topluluk için gerçekte bunda bir ayet vardır. Yani eğer dikkatli düşünür, tetkik eder, araştırırsanız çok fazla hikmet var diyor Allah. Oradan Allah ayette Kur'an'dan bu bak hurmalıklar ve üzümler, yine şekerli tatlı yiyeceklerden buradan da bala geçiyor Cenab-ı Allah. Rabbim bal arasına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Bal arasına vahyediyor. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Yani özel olarak oluşturulan çardaklarda bir, ağaçlarda iki, dağlarda üç. Her yerde arıların yuvalarına karşılaşıyoruz. Getir. Nasıl yuva? Mükemmel. O altıgenlerin çapı, açısı, hepsi mükemmel. Balın tadı nasıl? Nefis. Hayvan kendi ihtiyacı kadar mı? Yok değil. Yani hayvan yaptığı balın çok 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 az kısmını yiyor. Doğrudan insanlar için yapıldı, Allah tarafından yaratıldı belli. Önce bak Allah yuvalarına dikkat ediyor. Dikkat çekiyor. Yani o sistemlerine dikkat çekiyor Allah. Direkt bala dikkat çekmiyor. Çünkü yuvaları nefes kesici. Her yuvada kapısında iki tane bekçi var. Bir sağında bir solunda nizamiyede bekliyorlar. Temizlik yapan arılar ayrı. O altıgenler de belirli bir açıyla yapılıyor ki bal aşağıya doğru. Mesela böyle yapsalar akar bal. Şu yönde yapıyorlar. Balı dikine dolduruyorlar içine. Hafif bir açı veriyorlar. Tam da dik de değil. Hafif açıyla yapıyorlar. Bal doldukça kapatıyorlar. Bal doldukça kapatıyorlar. Tamamen dolunca o altıgen küp kapanıyor. Öbür küpe geçiyorlar. Kaç tane? Binlerce küçük küp var. Çaka çaka çok kaliteli bal doluyor. Kıvamını da çok iyi ayarlıyorlar. Ne fazla sulu, ne fazla katı. Tam ayarında. Bal mumu plakalar halinde alttan çıkıyor vücutların altından. Böyle sunta fabrikası gibi paralel. Biliyorsun değil mi alt vücutlarında? Onları ağızlara alıyorlar, çiğniyorlar. O suntaları yeniden bir şekillendiriyorlar. Ondan sonra hem patileriyle, hem ayaklarıyla, hem vücutlarıyla onu sıvamaya başlıyorlar. Sıvacı ustası gibi gayet düzgün, inceliğin de çok yayılıyor. Bak ne kalın, ne çok kalın, ne çok ince. Tam ayarında, o açıyı da tam vererek, o altıgendeki o düzgünlüğü, geometrik düzgünlüğü, yani içe doğru düzgünlüğü tam yapıyorlar. Yani müthiş sıvacılar. Üst tabakayla çok güzel yapıyorlar. Böyle vücutların altından çıkıyor. Saydam plakalar halinde. Evet. Açısını çok iyi hesaplıyorlar bir kere. Altıgen açılarında en ufak bir hata yok. Açı ölçerle insan ölçse yapamaz. Onlar göz kararıyla onu yapıyorlar. Ve kusursuz açı veriyorlar. Hepsini içine dolduruyorlar. Yavruların bakımına ilgilenenler ayrı.
yavruların bakımı çok ayrı bir konu. Onlarla tek tek ilgilenmeleri gerekiyor. Hepsinin arı sütüyle beslenmesi gerekiyor. İnşallah. Hepsinin durumuna göre süt miktarı da ayrı ayrı veriliyor. Mesela kraliçe arıya ayrı süt veriliyor. Öbürlerine erken kesiliyor. Onları polenle besliyorlar. İnşallah. Daha ayrı beslenmeleri. Evet, şu anda da buradaki bir faaliyet görülüyor. Şeytanları Allah'a sınırım. Onlar Allah'a hoşlarına gitmeyen şeyleri uygun görürler. Dilleri de yalan olarak en güzel olanın kendilerinin olduğunu düzmektedir. Hiç şüphesiz ateş onlar içindir ve hiç şüphesiz onlar cehennemde öncülerdir. Andolsun Allah'a, senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Fakat şeytan onlara yapıp ettiklerini süslü göstermiştir. Bugün de onların velisi odur ve onlar için acı bir azap vardır. Nahl suresi 62-63. Ya mesela bak, bize karşı yapılan komplolarda, oyunlarda insanlar ne zanneder? Ya dersin yani direkt dinsizler. Değil mi? Komünistler. İşte yani direkt Allah'ı inkar eden tipler bunu yaptı zannedersin. Değil ya. Baktık hep münafıklar yapmış. Yani ihbarı münafık yapmış. Tuzağı kuran münafık. Organize eden münafık. Hep münafıklar. Yani çok şiddet mahluklardır. Çünkü küfür açıkça söylüyor. Yani ben diyor haşa dinsiz olduğunu açıklıyor. Öyle bir insanın zarar gelmez. Yani konuşursun, anlatırsın adam. Aleni, samimi söylüyor. Yani gizli saklısı yok. Ama o iblis gibi kendini gizliyor. Çok tehlikeli bir şey. Yani çok vahim bir şey. Ve kahpe. Yani ve kalleş. Yani her yönden riskli. Ve alabildiğine takva gösteriyor kendini. Alabildiğine dindar gösteriyor ama alabildiğine psikopat ve alabildiğine de manyak. Öbür adam çıkıyor söylüyor. Ben böyle olduğunu söylüyor. Mesela şöyleyim arkadaş diyor adam. Tamam, ona bir şey yok. O yüzden de onlarda dürüstlük ve samimiyet daha güçlü görünüyor. Daha açıkça görülüyor. Mesela komünistlerin çoğu bakarsan dava adamıdır. Yani samim olarak fikrini savunur. Açık açık söyler. Gizli saklısı yoktur. Kahpelikten de hoşlanmaz. Mesela mücadelesi de açıktır. Yani aşikare. Gizli pek yapmaz. Ama münafığınki çok azim ve şiddet oluyor. Mesela 99'da bize yapılan oyunda hep münafıklar görev aldılar. Evet. Hep münafık. Hep Müslüman görünen sahtekarlar tuzak kurdular, oyun oynadılar. Yani zemini hazırladılar. Bize oynanan bu oyunun kökeninde bir zemin hazırlanması gerekiyordu. Ana zemini hazırlayanlar tamam münafıklardır. Nahl suresi 62. Onlar Allah'a hoşlarına gitmeyen şeyleri uygun görürler. Mesela Allah'ın böyle ancak bir aracı kadının affedebileceğini, yani Allah'ın affedici olmadığını düşünüyor. Yani son derece haşa gaddar olduğunu düşünüyorlar. Haşa, evet. Böyle acayip bir kafadalar. Hatta Allah'ın haşa cimri olduğunu. Evet hocam, birçok haşa. Böyle abuk subuk inançları var. Bak, Allah'a hoşlarına gitmeyen şeyleri uygun görürler. Bir de karma karışık inançları, çok zor inançları, çok zor ibadetleri Allah'ın teklif ettiğini iddia ediyorlar. Evet hocam, haşa. Mesela öyle bir namaz tarif ediyor ki o namazın kılınması mümkün değil. Öyle bir abdest tarif ediyor ki o öyle abdestin alınması mümkün değil. Yani normal bir insan yapamaz. Bak, hoşlarına gitmeyen şeyleri uygun görürler. Dilleri de yalan olarak en güzel olanın kendilerinin olduğunu düzmektedir. Yani diyor ki biz diyor tam doğru yoldayız diyor. Müslümanlar Kur'an'a uyanır, siz de sapık yoldasınız diyor. Bak, dilleri de yalan olarak en güzel olanın kendilerinin olduğunu düzmektedir. Nereden çıkarttın diyorsun? Ya diyor bak, biz diyor böyle hurafelerle öyle bir din meydana getirdik ki çok zengin diyor. Ama sen çok sade anlatıyorsun diyor. Çok kolay olan anlatıyor. Öyle din olur mu ya diyor. Sen diyor nefsine uyuyorsun diyor. Nasıl olması gerekir diyorsun. Böyle hurafelerle diyor acayip bir hale getireceksin. İçinden çıkılmayacak hale gelecek. Ve o zaman ben ona din derim diyor. Evet. Bu Yahudilerde de aynısı oldu. Perişan oldu Yahudiler. Hristiyanlar yaptı. Onlar da perişan oldular. Bak, Cenab-ı Allah diyor ki hiç şüphesiz ateş onlar içindir ve hiç şüphesiz onlar cehennemde öncülerdir. Cehennemin içinde öncü olacaklar ya Allah. Nahl suresi 62. Bismillah. Şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Nahl suresi. Nahl suresi 65. Allah gökten su indirdi.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Ölümünden sonra yeri onunla diriltti. İşitebilen bir topluluk için bunda gerçekten bir ayet vardır. Daha önce de söylemiştik, Esbab-ı Nüzulü Mehdi'ye işaret ettiğini belirtiyor Cafer-i Sadık. Evet, evet. Allah gökten su indirdi. Yani bunun Mehdi'ye işaret olduğunu, ölümünden sonra, yeryüzünün dinsiz olduktan sonra onunla Mehdi vesilesiyle insanlığı, dünyayı diriltti. Yani imanlarına vesile oldu. Anlamına geliyor diyor ayet diyor. İnşallah. Yani birinci anlamının dışında ikinci anlamı budur diyor. İnşallah. Allah rızıkta kiminizi kiminize üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını elleri altında bulunanlara onda eşit olacak şekilde çevirip verici değildirler. Şimdi Allah'ın nimetini inkar mı ediyorsunuz? Yani rızkın Allah tarafından insanlara bazen çok verildiğini ama bu rızkı dağıtmanın önemine Allah dikkat çekiyor Kur'an'da. Kur'an'da arının genetik koduna işaret var. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürüyüp uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. Canlıların genetik şifresi olan DNA'lar kromozomların üzerinde yer almaktadır. Her canlıda biliyorsunuz ayrı sayıda kromozom var. Mesela insanda 46 tane var. Arıda 16 tane var hocam. Bu Nahl suresi arıya işaret eden surenin de sure numarası 16. Maşallah. Ha, o acayip. Kromozom sayısı 16. Hakikaten sure numarası de, evet, da 16. Sure numarası da 16. Evet. Kur'an'da elementlere de işaretler var. Mesela radon elementi ki bunun sol köşede atom numarasını da görüyoruz. Hmm. 86 atom numarası. Kur'an'ın indirilişinden asırlar sonra bulunmuş. 1900 yılında atom numarası bulunuyor. Hadid suresinin 22. ayetinde radon elementinin sembolü olan RN harfleri, radon elementinin sembolü RN harfleri aynı ayette bu elementin atom numarasına işaret edilmektedir. Ayetin başından RN harflerine kadar geçen harf sayısı 86'dır. RN elementinin atom numarası da 86'dır. Bakın RN harfleri Arapça'da sadece burada geçiyor Kur'an'da. Bu ayetin başından RN harflerine kadar olan sayı da 86. Bu radon elementinin atom numarasını veriyor. Kur'an'da böyle binlerce şifre var. Bir tane, iki tane, 10 tane, 100 tane deyin. Bu çok büyük bir mucizedir. Bilim ilerledikçe bu mucizelerin sayısı gittikçe artıyor. Evet hocam. Değil mi? Hatta bu arıyla ilgili ayette daha da mucizeler var. Sizin kitabınızda söyleyeceğim şimdi inşallah. Bu mesela balın şifa verdiği, bu yeni bilimsel mucizelerle, gelişmelerle biliniyor ki hakikaten arının, balının hastalıkları tedavi edici etkileri var. İçinde belirli proteinleri taşıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vitaminler taşıyor ve bilinmedik etkileri de var. Ayrıca mikrop barındırmıyor. Mesela Çapa Tıp Fakültesi, ben hatırlıyorum, çok eskiden, ben görmedim o dönemler ama ameliyat yaralarında bal sürülürmüş mikroptan korunması için. Mikroptan korurmuş o şekilde, mikrop üreyemediği için balın içerisinde. Ameliyat yarasında durulmuş ballar. Ayrıca burada Rabbin bal arısına vahyetti ayetinde bu bal arısı için geçen kelime sonradan bulunuyor ki dişiler için Arapçada kullanılan bir kelime. Hakikaten bu bal arısı içinde dişiler yapıyor bütün bal toplama işlemlerini vesaire. O da özel bir mucizesi Kur'an'ın. Hmm. 1400 sene önce bilinmediği dönemlerde. Erkek arılar yan gelip yatıyorlar, öyle mi? Biraz öyle. Evet. O yaptıkları o altı yan kutucuklar nedir? Hocam bu şimdi matematiksel olarak bunlar arının petekleri, içinde bal depoluyorlar. Hmm. Hakikaten araştırılmış matematiksel olarak en etkili, yani en az bal mumu kullanarak en fazla balın depolanabileceği tek şekil altıgen. Beşgen değil, kare değil, üçgen değil, yuvarlak değil. Hepsinde boşluklar kalıyor veya fazla bal mumu kullanılıyor. En etkili şekli kullanıyorlar. Ayrıca çok özel bir açıyla açılandırıyor bu peteği. Ki bal dökülmesin diye. Balın biliyorsunuz bir akışkanlığı vardır. Su gibi değildir. Daha akışkandır. Tek dökülmediği açı arıların yaptığı yaklaşık böyle 0-3 derecelik bir açıyla açılandırıyorlar. Onlar dökülmüyor. Ayrıca arılar petekleri yapmaya her biri, yüzlerce, binlerce arı
değişik noktalardan başlıyor. Yani şöyle bir alan düşünün. Her biri ayrı noktalardan başlıyor. Ortaya geldiklerinde bütün altıgenler eşit oluyor. Evet, eşit. Ve hiçbir yama olmuyor, boşluk kalmıyor. Mutlaka mükemmel olarak birleştirebiliyorlar. Tam ağız ağızda birleşiyor. Birleştirebiliyorlar. Yani hangi insana biz kalemleri verip altıgenler çizin, ortada bir birleşin dediğimiz zaman her biri eciş bücüş olur, farklı olur, eğri büğrü olur. Hiçbir zamanda ortada tam olması. Fakat bunu milyonlarca yıldır dünyanın her tarafında eşit büyüklükte, aynı büyüklükte altıgen, aynı açılandırmayla yapıyorlar maşallah. Arının zeka ve yeteneği insandan kat 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 fazla. Öyle mi? Tabii, kat kat. Yani insana böyle bir imkan versen, ya katiyen yapamaz böyle bir şeyi. Ya mesela 1000 tane insan düşünün, arı boyutunda olsalar. Hı hı. Hadi gidin arı bal toplayın, bir de buralara petek yapın desen, her türlü malzemeyi versen, balın içine bulaşır kalırlar, yani hiçbir şey yapamazlar. Değil mi? Evet. Yani evet. O uçuşları ayrı bir kabiliyet gerektiriyor. Çünkü evet. İnsana mesela kanat verilse gider betonlara bindirir, oraya buraya bir çarpar yani. Evet. Değil mi? Arabayı bile kullanamıyor evet. İnsanlar. O kadar alet edevatı olduğu halde. Yani sırf kanatla müthiş iskivler yapıyor. Evet. Acayip bir uçuş tekniği var. Yüzlerce kere çırpabiliyor saniyede. Tabii. Maşallah. Şeytandan Allah'a sanırım. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet saatinin emri de yalnızca süratli göz açıp kapama gibidir. Yani bak, emri, Allah'ın verdiği emir çok anidir diyor Allah. Veya daha yakındır. İnşallah. Veya daha yakındır. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Allah size evlerinizi, içinde evlerinizi, içine güvenlik ve huzur bulacağınız yerler kıldı. Hakikaten insanlar hep evine gittim mi hem güvenlik hem de huzur bulurlar. Herkes aman derler mesela, bir yere gidiyor, eğlence yerine gidiyor, yine aman bir eve gideydik diyorlar. Evet. Bir sokağa çıkıyor, aman bir eve gideydik diyorlar. Yani Allah'ın hikmeti. Evet. Allah bak öyle, normalde bir kahvehanede de rahat etmesi lazım. Evet. Bir başka bir yerde de rahat etmesi lazım, eğlenceli bir yere. İllaki evi. Ya, otele gidiyor, mesela lüks otel. Yine kafası evinde kalıyor. Ya diyor, bir eve gitseydik diyor, değil mi? Ve size hayvan derilerinden hem göç gününde hem de yerleşme gününde kolaylıkla taşıyabileceğiniz evler, yünlerinden, yaprağlarından ve kıllarından da bir zamana kadar giyimlikler, döşemelikler ve ticaret için bir meta kıldı. Halı, kilim gibi. Her türlü imkanı size sağladım diyor Allah. Yarattım. Allah sizin için yarattığı şeylerden gölgeler kıldı. Dağlarda sizin için barınaklar, siperler kıldı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler, sizi savaşınızda zorluklara karşı koruyacak giyimler, giyimlikler de var etti. Bu zırh diyor ya askerler, polisler. Evet. Kurşun geçirmez. Allah onlardan bahsediyor. İşte o üzerinizdeki nimetini böyle tamamlamaktadır. Umulur ki teslim olursunuz. Allah'a kendinizi bırakırsınız diyor Allah. İnşallah. Bak Cenab-ı Allah diyor ki Nahl suresi 82. ayette, şeytanı Allah'a sanırım, sana düşen yalnızca apaçık bir tebliğdir. 1998 yılını veriyor. Maşallah. Ebced. Bak sana düşen yalnızca açık apaçık bir tebliğdir. Bir tane Ebced veriyor. 1998. Maşallah. Evet. Nahl suresi 77. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Her türlü gayb bilgisi Allah'a aittir. Kıyamet saatinin emri de yalnızca süratli göz açıp kapama gibidir. Veya daha yakındır. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Kıyamet de Allah her an kopabilir diyor. Her an kopabilir. Ona göre Müslüman çok teyakkuz halinde ve dikkatli olacak inşallah. İnşallah. Her ümmet içinde kendi nefislerinden üzerlerine bir şahit getirdiğimiz gün, seni de onlar üzerine bir şahit olarak getireceğiz. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı olarak indirdik diyor Allah. Siz dikkat edin, ileride de göreceksiniz. İler sen de, ben sen de görürsün. Birçok insana karşılaşacaksınız. Kur'an'da Allah
gerekli bilgiyi vermemiştir derler. Yani çok az bilgi vermiştir. Dinle ilgili bize doyurucu bilgi Kur'an'da yoktur derler. Halbuki bak Allah diyor ki, biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. Şimdi biz onlara mı inanalım, Kur'an'a, Allah'ın dediğine mi inanalım? Kitabı. Çok açıktır tabii. Yeminlerinizi kendi aranızda bir bozgunculuk unsuru edinmeyin. Sonra sapasağlam basan ayak kayar, Allah yolundan alıkoyduğunuz için kötülüğü tadarsınız. Vardır ya öyle tipler. İşte diyor, kızımla görüşmemeye yemin ediyorum diyor ömür boyu. Böyle yemin olur mu ya? Ömür boyu diyor mesela, bir daha yüzüne bakmayacağım falancanın. Müslüman kardeşi, sevdiği. Bak bir anlık hırsına böyle yemin, bu yemini bozmaları gerekir. Haramdır, böyle yemin olmaz. Bak yeminlerinizi kendi aranızda bir bozgunculuk unsuru edinmeyin. Bu farz bir hüküm. Dolayısıyla o yemin bozulması gerekir. Öyle yemin olmaz. Kefaretini ödeyecek, o yemini bozacak. Mesela çoktur ya, yani her şeye yemin eder. Değil mi? Ve dostlukları, sevgiyi, muhabbeti, arkadaşlığı ortadan kaldıran yeminler oluyor bunlar. Çok vahim, tehlikeli olur inşallah. Onun için böyle hani delirip coşup falan böyle ikide bir yemin etmek olmaz. Yanlışlıkla yemin eden de o yemini bozması gerekir. Yani kendi aranızda bak bir bozgunculuk unsuru edinmeyin diyor. Yani bozgunculuğa sebep oluyorsa Müslümanların arasını açan bir konuda yemin olmaz. Şeytandan Allah'a sığınırım. 94. Yeminlerinizi kendi aranızda bir bozuculuk unsuru edinmeyin. Diyor ki mesela, ulan diyor bundan sonra eğer senden görüşürsem diyor, işte yemin ediyorum bir daha görüşmeyeceğim diyor. Yahut yemin ediyorum senin yanında şu yemeğe yemeyeceğim. Yahut yemin ediyorum senin yanında müzik dinlemeyeceğim diyor. Allah diyor ki bak, yeminlerinizi kendi aranızda bir bozuculuk unsuru edinmeyin. Bu tarz bir yemin haram. Bir kere böyle yemin yok. Sonra sapasağlam basan ayak kayar, sapıtırsınız diyor Allah. Ve Allah'ın yolundan alıkoyduğunuz için kötülüğü tadarsınız. Yani bela veririm diyor Allah. Büyük azap da sizin içindir. Böyle yemin olmaz diyor Allah. Yani dostluğunuzu bozan, sevginizi bozan yemin olmaz. Mesela bir daha görüşmeyeceğim diye yemin ediyor. Olmaz. Allah'ın ahdini ucuz bir değere karşılık satmayın. Yani küçük bir çıkar için böyle yeminler etmeyin diyor Allah. Eğer bilirseniz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. Yanınızda olan tükenir, Allah'ın katında olan ise kalıcıdır. Yani mal da para da tükenir diyor. Ama Allah katından olan bir türlü bitmez diyor. Hiçbir şekilde bitmez. Sabredenlerin karşılığını yaptıklarının en güzeliyle biz muhakkak onlara sunacağız diyor Allah. Bak, sabredenlerin karşılığını yaptıklarının en güzeliyle biz muhakkak onlara sunacağız. Ebced'i 2015 tane veriyor. Maşallah. İnşallah. Mehdiyete bakan bir ayet. Erkek olsun, kadın olsun, bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa, samimi bir tavırda bulunursa, samimi bir ibadet, samimi bir güzellikte bulunursa, hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız. Bakın, büyük bir mucizeden bahsediyor Kur'an. Şimdi dikkat edin. Erkek olsun, kadın olsun. Şeytana Allah'a sığınırım. Bak, bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa, yani samimi olarak yaşarsa, İslam'ı, Kur'an'ı samimi olarak yaşarsa, sadece bu kadar. Bak, bir mucizeden bahsediyorlar. Hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatta yaşatırız. Zengin, bereketli, bollu, sağlıklı, güzel bir hayatta yaşatırız diyor. Kim olursa olsun bunu yaparım diyor Allah. Bu bir mucizedir. İnşallah. Adam diyor ki ya diyor, dinden, imandan diyor, değil mi? Maşallah, inşallah hayat olmuyor diyor. Allah ne diyor bak? Salih bir amelde kim diyor, bir mümin olarak salih bir amelde bulunursa hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatta yaşatırız. Tabii ki müminin amacı Allah rızası için yaşarken hani para gelsin, pul gelsin, rahat edeyim değil mi? Ama Allah yolunda samimi olarak her olan insan, bakın dikkat edin söylüyorum, mutlaka zengin, güzel, bereketli, sağlıklı, dinç ve genç bir hayat yaşar. İnşallah. Bakın böyle bir mucize vardır. İnsanların büyük bir bölümü böyle bir mucizeden haberi yok.
Bu nettir yani, kesin ayettir, açık hükümdür. Ama bak, tamamen Allah'a kendini adayacak, sabredecek, hakikaten Allah'a bağlı olacak. Güzel bir hayatta yaşatırım diyor Allah. Allah'ın kanunu mutlaka olur bu. İnşallah. Ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeli muhakkak veririz. Cennette de en güzelini veririm diyor Allah. Allah onlardan razı olmuş oluyor inşallah. Öyleyse Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytanın Allah'a sığın. Ben sürekli hani Allah'a sığınırım diyorum ya Kur'an'a. Bu Allah'ın emri olduğu için, hatırlatmak için söylüyorum. İnşallah. Muhkem ayet. Kur'an okunduğun zaman kovulmuş şeytanın Allah'a sığın. Gerçek şu ki iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler. Bak iman ediyor. Sonra her şeyinden Allah'a kendini bırakıyor. İşte hasta mı olur, ölür mü? Ne olursa olsun ya Rabbi ben sana teslimim diyor. Bak Rablerine tevekkül edenler üzerine onun, şeytanın hiçbir zorlayıcı gücü yoktur. Baskı yapamıyor şeytan. Yani Müslüman'da bir ızdırap, sıkıntı, rahatsızlık oluşmuyor. Onun zorlayıcı gücü, şeytanın zorlayıcı gücü, şeytan kime etki ediyor? Bak Allah onu açıklıyor. Ancak onu veli edinenlere, yani böyle Allah'ı bırakmış, işte Darwinist materyalist olmuş, şeytana teslim olmuş, onu veli edilenler ve onunla, ona, Allah'a ortak koşan üzerine, müşriklerin üzerindedir diyor Allah. Müşriklere şeytan musallat oluyor. Bir de Allah'ı inkar etmiş, sapıtmış tiplere. Onlara musallat oluyor şeytan. Mesela gördüğünüz adam müşrik, sapıtıyor, Allah rezil rüsva ediyor. Ne hallere geldiğini gördünüz. Nahl suresi 94, şeytanı Allah'a sanırım. Yeminlerinizi kendi aranızda diyor, bir bozgunculuk unsuru edinmeyin diyor Cenab-ı Allah. Sonra sapa sağlam basan ayak kayar ve Allah'ın yolundan alıkoyduğunuz için kötülüğü tadarsınız. Ayrıca büyük azap da sizin içindir. Allah'ın ahdini ucuz bir değere karşılık satmayın. Eğer bilirseniz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. Mesela vardır bazıları, eğer diyor bu kardeş, bu kişiyle bir daha görüşürsem Allah beni helak etsin. Yemin ediyorum görüşmeyeceğim diyor. Ulan Müslüman kardeşin böyle yemin olur mu? Bak ne diyor Cemal? Allah'ın ahdini ucuz bir değere karşılık satmayın. Mesela geçici bir kin için, geçici bir nefret için veyahut mesela parasını ödemedi diye ömür boyu bir daha görüşmeyeceğim diyor, yemin ediyor. Böyle yemin olmaz diyor Cenab-ı Allah. Yanınızda olan tükenir, Allah katında olan ise kalıcıdır. Sabredenin karşılığını, yaptığının en güzelini biz muhakkak vereceğiz. Sabretmek insanın dengeli olmasını sağlar. İnsanın çoğu sabredemediği için rezalet çıkar. Dostlukları gider, sevgileri gider, kavga ederler. Tahammülsüzlükten acayip bir kin meydana gelir. Sabır sevginin ilacıdır. Sabırı ortaya koyduğunda her türlü anormali çözen bir merhem gibidir. Her türlü hastalığı çözer sabır. Erkek olsun kadın olsun bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa hiç şüphesiz biz de onu güzel bir hayatta yaşatırız. Bak diyor ki Allah, samimi olursa diyor bir kadın veya erkek, ben onu diyor güzel bir hayatta yaşatırım diyor. Maşallah. Ama bak şartı samimi olmaz. Evet. Bu bir mucize bu. Tabii. Net diyor, güzel hayatta yaşatırım diyor. Evet. Yani ikinci bir ihtimal söylemiyor Allah. Evet. Ve onların karşılığının, yaptıklarının en güzelini muhakkak veririz. Öyleyse Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Şeytandan Allah'a sığınmak farz. Kur'an okunduğu zaman. Gerçek şu ki iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerine onun, şeytanın hiçbir zorlayıcı gücü yoktur. Bak iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler. Rabbine tevekkül etti mi ne olur bir insan? Son derece rahat eder. İnşallah. Bir iman ediyor. İman efendim zaten tevekkül olmaz. İman ettikten sonra hakkıyla iman edince, tevekkül edince biri kötü bir söz söylüyor. Tevekkül ettiği için bunu Allah yaratıyor diyor. Rahat. Evet. Parasını kaybediyor, Allah yarattı diyor, rahat. Bir hastalık geliyor, Allah yarattı diyor, rahat. Makamını, mevkisini kaybediyor, Allah yarattı diyor, rahat. Hiçbir şey onda yıkıcı etki meydana getirmiyor. Evet. Yıkıcı karşılık vermiyor, öfkelenmiyor, sinirlenmiyor, asmıyor, kesmiyor, hiçbir şey yapmıyor. Makul, dengeli insan oluyor. Dolayısıyla şeytanın avucuna düşmemiş oluyor. İnşallah. Ha, öbür türlü de öfkeyle kalkan zararla oturuyor. Başını belaya sokuyor. Ya kendine zarar veriyor, ya etrafındakine zarar ediyor. Sevdiği kişileri kaybediyor, dostlarını kaybediyor. Öfke onu geriyor.
Gerçek şu ki iman edenler ve Rabbilerine tevekkül edenler üzerine onun, şeytanın hiçbir zorlayıcı gücü yoktur. Yani etkileyemez sizi diyor Allah'ım. Zorlayıcı gücü yoktur. Öbür türlü olduğundan zorlayıcı gücü oluyor işte. Evet. Adam dayanamıyorum abi diyor. Evet. Dayanamadım diyor ve belanın içerisine giriyor. Bak onun zorlayıcı gücü ancak onu veli edinenlere artık bağlanmış. Ve onunla ona Allah'a ortak koşanlar üzerinde şeytanla Allah'a ortak koşuyor. Bak Allah'ın ahdini ucuz bir değere karşı satmayın. Eğer bilirseniz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. Nahl suresi 95. Allah'a ahd ediyor. İslam yolunda, Kur'an yolunda mücadele edeceğim. Allah'a sadık olacağım. Kur'an'ın hükümlerine uyacağım diyor. Ya Rabbi Kur'an'da ne diyorsa ben ona göre geleceğim diyor. Sonra Allah'ın ahdini ucuz bir değere karşılık satıyor. Ne için? Keyfini, rahatlığı için, çıkar için, az bir şey yemek yemek için, rahat uyumak için, göya riskten tehlikeden uzak olmak için. Ama Allah her türlü belayı veriyor tabii, o ayrı. Öyle yapan ahlaksızlara. Hocam, bir ayetle başlayalım. İnşallah hocam. Hı. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Erkek olsun, kadın olsun, bir Müslüman olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız. Ve onun karşılığını yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. Nahl suresi 97. Evet. ayet inşallah. Bu ayet mucize ayettir. Bakın şimdi gözle görülür, elle tutulan bir mucizedir. Şimdi bir insan samimi olup da kötü hayat yaşaması mümkün değil diyor Allah. Bak, yani gerçekten %100 samimi ise mutlaka güzel hayat yaşatırım diyor. Net mucize değil mi? Elle tutulur bir şey bu. Görülüyor. Adam samimi oluyor. Mutlaka ama mutlaka güzel hayat yaşıyor. Kur'an'ın gizli mucizelerinden bir tanesidir bu. Her iyi insan hep güzel yaşar. Ama gerçekten samimi olacak. Böyle yarım kenardan. Çünkü her insan kendini samimi zanneder. Ben çok samimiyim der. Halbuki birçok insan samimiyetsizdir. Yani öyle olmaz. Yani samimi olmak apayrı bir olaydır. Özel bir güçtür, özel bir kararlılıktır. Özel dikkat ister. Mesela her saniye kendini kollamak ister. Muazzam bir irade gerektirir. Mesela şimdi ben konuşuyorum. Ben konuşurken ben tutar, ya ne güzel akıllı konuşuyorum, ne isabetli konuşuyorum dersem bu şirk olur, samimiyetsizlik olur. Çünkü beni konuşturan Allah. O zaman gitti. Yani çok kötü bir usup olmuş olur. Yanlış bir usup olur. Şeytan Allah'a sığınırım. Erkek olsun, kadın olsun diyor Cenab-ı Allah. 97. ayette. Nahl suresi. Erkek olsun, kadın olsun. Bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa, şeytan Allah'a sığınırım. Yani samimi davranırsa, samimi bir ibadette Allah için hayırlı bir şey yaparsa, hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız. Mucize. Yani kim olursa olsun bunu yaparım diyor bak Allah. Erkek olsun, kadın olsun. Bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa, yani samimi ve candan yaşarsa, halis, Allah'tan korkarak, Allah'ı severek yaşarsa, hiç şüphesiz diyor bak Allah. Bir mucize var burada, dikkat etsin herkes. Net mucize, hiç şüphesiz. Biz onu güzel bir hayatta yaşatırız, hayatı güzel oluyor. İnşallah. Hep güzel oluyor hayatı. Ve onların karşılığının, yaptıklarının en güzeli muhakkak veririz. Cennette de en güzel şekilde ödüllendiririm diyor Allah. En başta rızasıyla inşallah. Öyleyse Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytanın Allah'a sığın. Neden sık sık Allah'a bu duada bulunuyoruz, ya Rabbi diyoruz değil mi? Kovulmuş şeytandan sana sığınırız diyoruz inşallah. Gerçek şu ki iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerine onun, şeytanın hiçbir zorlayıcı gücü yoktur. Bak iman ediyor ama ben iman ettik demeyene bitmez. Ne yapacak? Tevekkül edecek. Her şeyden, hastalıktan, dertten, saldırıdan, şundan, bundan, küfrün azgınlığından, münafıkların azgınlığından, her türlü dertten korkmayacak, Allah'tan korkacak ve Allah'a tevekkül edecek. Her şeyin Allah tarafından yaratıldığını bilecek. Kendini Allah'a teslim edecek. Üzerine onun, şeytanın zorlayıcı bir gücü yoktur. O zaman vesvese olmuyor işte. Rahat oluyor Müslüman. Zorlayıcı bir etkisi olmaz. Allah'a iman edecek. Bir de Allah'a tevekkül edecek. Şeytan gücü böyle bir insana yetmiyor.
İman etmiş ama tevekkülü yoksa şeytan musallat olur. İnşallah. İman ediyor ama Allah'a tevekkül etmiyor. Ondan korkuyor, bundan korkuyor, şundan çekiniyor. Yok bilmem ne oldu diyor, oradan rahatsız oluyor. İşte bir yerinde bir ben çıkıyor, aa kanser mi oldum diyor. Birinden bir şey diyor, acaba bana bir oyun mu oynayacaklar? Bir kötülük mü olacak, bir felaket mi olacak? İşte şurası başıma mı yıkılacak? Şöyle mi olacak? Olmaz. Olacak olan olur zaten. Allah'a tevekkül edecek Müslüman inşallah. Hocam siz de çok çok güzelsiniz. Evet maşallah. 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 Allah güzelliğinizi kat kat artırsın. Maşallah. Evet. Onun zorlayıcı gücü ancak onu veli edinenlerle onunla ona ortak koşanlar üzerinedir. Bak şeytan gücünle kimlere kullanıyor? Onu veli edinenlere. Yani ona teslim olmuş şeytana. Onlara tam hakim olur diyor Allah. Yani etkiler onları diyor. Zorlayıcı gücünü kullanır onları diyor. Ve şeytanla ona Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Yani her türlü şeytani çıkarla Allah'a şirk koşmak. Münafık ve müşrik karakteri. Bunda da diyor Allah etkili olur diyor şeytan. Onlar da sapıtıyorlar. İşte çocuklarını şeytan kullanıyor bazen. Bazen mesleğini kullanıyor. Bazen ticaretini kullanır. Mallar, oğullar, yarım kalmasından korkulan ticaret. Akim kalmasından korktuğun ticaret diyor. Babalarınız, oğullarınız, eşleriniz, yarım kalmasından korktuğunuz ticaret. Evleriniz. Efendim? Evet, yani arkadaş çevresi, eğer diyor Allah'tan, onun elçisinden ve Allah yolunda cihat etmekten, Allah yolunda cehd etmek, gayret etmek, İslam'ı yaymaktan, tebliğ etmekten daha üstünse diyor bunlar, bekleyin diyor Allah. İşte bu adamlar şeytana uymuş oluyorlar. Yani kafasını oğullarına takmış, babasına takmış, ailesine takmış, ticarete takmış, arkadaş çevresine takmış. İşte Facebook'ta, orada burada kimse neresindeyse arkadaş çevresi onlara takmış. Ticarete kafasını takmış fakat Allah'ı unutmuş. Halbuki bütün bunlar Allah için değer kazanır. İnşallah. Bir anlam kazanır. Allah için değilse hiçbir önemi yoktur. İnşallah. Eğer diyor Allah bana önem vermeyip de bunlara önem veriyorsanız bekleyin diyor Allah. Ben size gereğini yapacağım diyor. Karşını vereceğim size diyor. İnşallah. İnşallah. Evet. Şeytanlar Allah'a sığınırım. 102. ayet. De ki, iman edenleri sağlamlaştırmak. Bak, iman ediyor ama güçlü değil. Ne yapmak gerekiyor? Sağlamlaştırmak. İmanının sağlamlaşması. Nasıl olur? İman hakikatleriyle olur. Düşünerek olur, derin düşünerek olur. Müslümanlara bir müjde ve hidayet olmak üzere onu hak olarak Rabbinden Ruhul Kudüs indirmiştir. Kur'an'ı. Kur'an bir müjdedir ve bir hidayettir. İnşallah insanın hidayetine vesile olan bir kitaptır. Kur'an'a uydun mu hidayete uymuş oluruz. İnşallah. Ve müjdedir. Nasıl müjdeliyor Allah bizi? Bir kere rızasıyla müjdeliyor. Allah'ın rızasını kazanmış oluyoruz inşallah. İki, cenneti. Üç, dünya hakimiyeti. İnşallah. Dört, dünyada huzurlu ve güzel hayat. Orada müjdeliyor ayette gördünüz. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Nahl suresi. Öyleyse Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Gerçek şu ki iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun, şeytanın hiçbir zorlayıcı gücü yoktur. Maşallah. İnşallah. Hiçbir diyor ama. Bakın. Gerçek şu ki iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde. Tevekkül ettiyse, Allah'a bağlanıysa hiçbir zorlayıcı gücü olmuyor şeytanın. İnşallah. Onun zorlayıcı gücü ancak onu veli edinenlere, iblis takımına, münafıklara,
şeytanla tam kontağa geçenler ve onunla ona Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Yani bir de müşriklere etkili oluyor. Evet, inşallah hocam. Bu çok manidar, müşriklere de şeytanın etki etmez. Evet. Bak kafirlere tamam da müşriğe de etki ediyor. Evet, inşallah. Allah'a şirk koşan ahir zaman müşriklerine. Evet. Evet. Yalanı yalnızca Allah ayetlerine inanmayanları uydurur. İşte yalancıların asıl kendileri onlardır. Allah adına yalan uyduranlara Allah, değil mi? Evet. Dikkat çekiyor. Bak, yalanı yalnızca Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. Münafıklar uydurur. Evet. İşte yalancıların asıl kendileri onlardır. Nahl Suresi 110. Sonra gerçekten Rabbin işkenceye uğratıldıktan sonra, demek ki Müslümanlar işkenceye uğratılıyorlar. Evet. Bize de işkence yaptılar değil mi? 1999'da. Evet. Hicret edenlerin, mesela babasının yanından hicret ediyor, annesinin yanından hicret ediyor. Evet. Veya ailesinin yanından hicret ediyor. Ardından cihad edip sabredenlerin, yani cehd edip, gayret edip sabredenlerin, yani sürekli devam ediyor dini yaymaya, anlatmaya. İnşallah. Sabır olur, devamlı olması. Şüphesiz senin Rabbin bundan sonra da gerçekten bağışlayandır, esirgeyendir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah bir şehri örnek verdi. Halkı güvenlik ve huzur içindeydi. Rızkı her yerden bol bol gelmekteydi. Yani kamyonlarla halle biliyorsun, yiyecekler geliyor bir yerden. İşte İzmir'den zeytin geliyor, başka yerlerden narenciye geliyor, değil mi? Et geliyor, her şey geliyor. Mesela farz edelim İstanbul olarak alalım. Fakat ya İstanbul olarak herhangi bir şehir olarak alalım. Yani Paris de olabilir, başka bir yerde olabilir, bir İslam ülkesinde bir yer. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Böylece Allah yaptıklarına karşılık olarak ona açlık ve korku elbisesini tattırdı. Yani ekonomik kriz ve terör. Andolsun onlara kendi işlerine bir elçi, bir Mehdi gelmişti. Fakat onu yalanladılar. Ebced'i tam 2007 tane veriyor. Maşallah. Kardeşim bu kadar tevafukat normal mi? 150'nin üstünde ayet, dünya hakimiyeti, hakimiyeti yani mehdiyeti ifade eden hangi cümle varsa ahir zamanın tarihini veriyor. 150'nin üzerinde. Maşallah. Böylece zulümlerine devam etmektelerken azap onları yakaladı. Münafık yobazlara, ahir zamanın azgın, sahtekar bazı hocalarına, uydurmacı, hurafeci hocalarına Kur'an'ın bir işareti, bir anlatımı var, uyarısı var inşallah. Cenab-ı Allah'ın uyarısı Kur'an'da. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla münafıklar, yobazlar acayip yalancı olurlar. Yani kudurmuş gibi yalan söylerler. Kur'an ona dikkat çekiyor. Yani müthiş yalan kabiliyetleri vardır. Yani yobaz dedim mi, bil ki yalancıdır. Ama normal sosyal hayatında da yalancıdır. Yani münafık ve yobaz sadece din konusunda yalancı değildir. Yani yaptığı bir ahlaksızlıkta yalancıdır, bir konuda da yalancıdır. Kendini överken yalan söyler, bir şey anlatırken yalan söyler. Sürekli yalan söyler. Yalan onun ilacıdır, gıdasıdır yobazın. Kur'an buna dikkat çekmiş. Bak, dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. Şu helal diyor. Neye göre? Benim kafama göre. Bu haram. Niye? Bu da benim kafama göre. Kur'an'da var mı? Yok. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Bak, çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. İşte Müslümanların dünyadaki hali. Yalancı, üçkağıtçı, yobaz hocalara uydun mu, yobaz alimlere uydun mu, çöküntü başlıyor. Mazlum ve tertemiz Müslümanlar bir avuç yobazın elinde oradan oraya savrulmuş oluyorlar. Çok dikkatli olacaklar inşallah. İnşallah. Evet. O zaman kabul etmiş oluyor zaten neticeyi inşallah. İnşallah hocam. Bak, Allah bir şehri örnek verdi diyor Nahl suresinde. Halkı güvenlik ve huzur içindeydi. Rızkı her yerden bol bol gelmekteydi. Hepsini halletmişler. Evlenmiş, yemiş, içmiş, her şey almış. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük etti.
Kur'an hükümlerini uygulamıyor. Allah'ın dediği o çileye, o zorluğa girmiyor. Böylece Allah yaptıklarına karşılık onlara açlık ve korku elbisesini tattırdı. Ekonomik kriz çıkartacağım diyor Allah. Savaş çıkaracağım ve belanızı vereceğim diyor Allah. İnşallah. Andolsun onlara kendi işlerinden bir elçi gelmişti. Kendi memleketlerinden, kendi işlerinden bir tebliğci gelmişti. Fakat onu yalanladılar, dinlemediler diyor Allah. Böylece zulümlerine devam etmektelerken azap onları yakaladı diyor Allah. Ebced'i 2007. Maşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah bir şehri örnek verdi. Mesela İstanbul şehri veyahut Ankara, İzmir veyahut Kudüs. Güvenlik ve huzur içindeydi. Rızkı her yerden bol bol gelmekteydi. Kamyonlarla, otobüslerle yahut araçlarla her türlü yiyecek malzemesi geliyordu. O zaman hallerine, toplanıcı hallerine yahut başka yerlere geliyordu. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Böylece Allah yaptıklarına karşılık olarak bir açlık ve korku elbisesini tattırdı. Ekonomik kriz meydana getirdi diyor Allah. Değil mi? Bak, evet. Açlık ve arkasından korku elbisesini tattırdı. Andolsun diyor Allah, yemin ediyor, onlara kendi işlerine bir elçi gelmişti. Bir tebliğci, bir Mehdi. Fakat onu yalanladılar. Ebced'i 2007 tarihini veriyor. Maşallah. 2007, ekonomik krizin başladığı yılı veriyor aynı zamanda. Böylece zulümlerine devam etmektelerken azap onları yakalayıverdi diyor Allah. Azap onları yakaladı diyor. Bak, ekonomik krizden bahsediyor ayette. Andolsun onlara içlerinden bir elçi gelmişti, bir Mehdi gelmişti. Ayet bunu söylüyor. Bu tam 2007 bunun tarihi. Böylece zulümlerine devam etmektelerken azap onları yakalayıverdi. Ekonomik krizin başlayacağını belirtiyor Allah. Belki Kudüs, belki Şam, belki bir yer. Ama bir yerlere işaret olduğu ayette var. Açıklanıyor. Bu dünyada olup biten pek az bir metadır, maddedir diyor. Çok az, yani bir çıkardır, küçük bir çıkardır. Onlara ise acı bir azap vardır diyor Allah. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla, şeytandan Allah'a sığınırım, şuna helal, buna haram demeyin. Yani kendi kendinize Kur'an hükümlerini değiştirmeyin diyor Allah. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. Bakın, kurtuluşa ermez ne demek? İslam'a hakim etmem diyor Allah. Mutlu olmazsınız, ezilirsiniz, acı çekersiniz diyor Cenab-ı Allah. Şeytanı Allah'a sığınırım. Nahl suresi 113. Andolsun onlara kendi içlerinden bir elçi gelmişti fakat onu yalanladılar. Bak, andolsun onlara kendi içlerinden, halkın içinden bir elçi, bir Mehdi gelmişti. İnşallah. Fakat onu yalanladılar. Yalancı bu adam diyorlar. Buna uymayın. Ebced'i net 2007 tarihini veriyor. Maşallah. Evet. İnşallah. İnşallah. Bu dünya diyor Cenab-ı Allah pek az bir metadır diyor. Çok az bir çıkardır diyor. Onlara ise acı bir azap vardır diyor Allah. Sonunda çok acı bir azap vereceğim diyor Allah. İnşallah. Ya yani dünyaya dalıp dünyaya kananlara. İnşallah. Dillerini şeytanın Allah'a sığınırım. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla demek ki insanın dilleri rahatça, özellikle yobaz takımında yalan söyleyebiliyor. Şuna helal, buna haram diye yalan söylemeyin diyor Allah. Yobazlarda bu çok yaygın. Şu haram, bu helal, şu haram, bu. Neye göre? Uydurmaya göre. Kur'an'dan ayet var mı? Yok. Zan ve tahminle yalan söylerler diyor Allah. Bak, evet. Zan ve tahminle yalan söylerler. Allah onları helak etsin diyor Cenab-ı Allah. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Yobazların ana vasfı Allah'a karşı yalan uydurmak. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. Bak, İslam alemi mahvoluyor yobazların yüzünden. Kurtuluşa ermiyor. Bak, Libya'da mahvoldu şimdi. Evet.
Andolsun onlara kendi işlerinden bir elçi, bir Mehdi gelmişti fakat onu yalanladılar. 2007 tane veriyor. Nahl suresi 113. Andolsun onlara kendi işlerinden bir elçi, bir tebliğci, bir Mehdi gelmişti fakat onu yalanladılar. Böylece zulümlerine devam etmektelerken azap onları yakaladı diyor Allah. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla diyor, şuna helal, buna haram demeyin diyor Allah. Münafıkların özelliğidir. Evet. Çok yalancıdır münafıklar. Sürekli fetva verirler. Şu helal, şu haram. Evet. Kur'an'da olmadığı halde, peygamberin sünnetinde olmadığı halde kendi kendine kural çıkartır. Evet hocam. Bak dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. Kurtuluşa da ermiyorlar. Kavruk, ölü, ezik ve perişan kalıyorlar. Evet. Gerçek şu ki İbrahim bir ümmetti. Tek başına bir ümmetti diyor. Allah'a gönülden yönelip itaat eden bir muvahhidi, o müşriklerden değildi. Onun nimetlerine şükrediciydi ve Allah onu seçti ve doğru yola iletti. 2002 tane veriyor. Sonra sana vahyettik. Hanif muvahhid olan İbrahim'in dinine uy, müşriklerden değildi. Hazreti İbrahim'in dinine uy. Ne demek? Yine bütün Müslümanların birlik olmasını isteyen bir Kur'an ayeti. İnşallah. Hazreti İbrahim gibi olun diyor. Bütün dünyaya sesleniyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Hepsini Hazreti İbrahim gibi olmasını söylüyor. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Nedir bu? Mehdiyettir. Ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şefkatle, sevgiyle, akılla, bilimle mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir, deccallik yapanı bilendir, hidayete ereni de bilendir, Mehdi olanı da bilendir. Sabret, senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlar için hüzne kapılma, kurmakta oldukları hileli düzenlerden dolayı sıkıntıya düşme. Bu da Mehdiyetle deccaliyetin mücadelesi anlatılıyor işte. Şüphesiz Allah korkup sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir. Hangi korkup sakınanlar? Bütün dünyadaki korkup sakınanlar. Belirli bir grubu mu kastediyor Allah? Hepsini kastediyor. İnşallah. Evet. Şüphesiz Allah korkup sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir. Yani Mehdi topluluğuyla beraberdir anlamına gelir bu. İnşallah. Gerçek şu ki İbrahim tek başına bir ümmetti. Demek ki Müslümanların Allah ümmet olarak, toplu olarak birlikte olmasını istiyor. Ve bütün dünya tek bir ümmet olacak. İnşallah. Türkistan Birliği'nin anlamı budur. E nerede diyorsun? İşte al bak. Ama hikmet gözüyle, akıl gözüyle bakarsan görürsün. Nahl Suresi 121. Hazreti İbrahim için Cenab-ı Allah diyor ki onun nimetlerine şükredeceğiz. Elhamdülillah. Mümin sürekli nimeti görüp sürekli şükreden oluyor. Mesela kromozomların yapısına bakıyor, oh elhamdülillah diyor. Kalemi görüyor, elhamdülillah diyor. Arabayı görüyor, elhamdülillah diyor. Sürekli o sevinç içinde oluyor. Yani onları alelade görmüyor. Basit sıradan bir şey olarak görmüyor. Allah onu seçti ve doğru yola iletti. 2002 tane veriyor Ebced'i. Allah onu seçti ve doğru yola iletti. Hazreti İbrahim neslinden biliyoruz Mehdi'de. 125. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Rabbinin yoluna hikmetle, hikmet nasıl? Düşünerek kısa ve özlü derli toplu konuşmak. Boş böyle uzun uzun konuşmalar, samimiyetsiz konuşmalar bunlar olmaz. Peygamberimiz düz ve samimi olarak anlatıyordu. Allah'tan korkarak akılcı anlatıyordu. Ve güzel öğütle. Yani böyle rahatsız edici, saldırgan öğüt değil bak. Güzel öğüt. Güzel öğüt ne demek? Duyan hoşuna gideceği tarzda bir öğüt. Çağır. Ya bak güzel öğütle. Hikmetle çağır. Onlarla en güzel biçimde mücadele et. Kafa göz yararak değil. Aşağılayarak böyle onlara ızdıraf ederek değil. En güzel bir biçimde diyor Allah mücadele et. Mücadele et ama en güzel biçimde. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir. Hidayete ereni de bilendir. Sabre senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlar bak onlar için hüzne kapılma. Hüzün insanı bitkinleştirir. Yapma deyince hüzün konusunda Müslüman böyle bir şeye yanaşmaz.
Hüzne adam kapılma diyor. Ağlıyor. Zar zar ağlıyor. Allah hüzne kapılma diyor. Kurmakta oldukları hileli düzenlerden dolayı sıkıntıya düşme. Şimdi hileli düzende, ahlaksızlıkta, terslikte, münasebetlikte insanlara sıkıntı olur. Hatta böyle ağrı olur. Kalbinde ağrı duyar. Der ya, kalbimde ince bir sızıdır. Yani yahut işte üfler yani rahatsız olur sıkıntı. Hile düzen nasıldır? Birisi ahlaksız yapıyor, hile düzendir. Bir taktik uyguluyorsa, adamlık dini tarzında münasebet bir şey yapıyorsa bu da bir hile düzendir. Aldatmaya çalışıyorsa, yalan söylüyorsa hileli düzendir. Bunlar da Müslüman rahatsız olur. Hileli düzen yani küçük veya büyük kurulduğunda bir Müslümana karşı onda sıkıntı duyar. Ama diyor ki Allah sıkıntıya düşme bak onu haram etmiş. Ya böyle şeylerde insanlar sıkıntıyı kendine hak biliyor. Ama Allah haram kılmış. Yapmamak lazım. Şüphesiz Allah korkup sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir. Allah'tan korkan insan çok kaliteli olur. Allah'tan korkmayan insan çok fazla oluyor. İnanıyor ama korkmuyor. Ben rastlıyorum yani. Korkmuyor. Konuşmalarında falan anlaşılıyor. Korkan da Allah'a karşı çok ciddi bir saygı oluyor. Uslubunda çok ciddi bir saygı oluyor. Korkmayan alay ediyor. Dinle alay ediyor, ahiretle alay ediyor, cennetle meleklerle mesela alim hoca ama Allah'tan korkmadığı anlaşılıyor. Alaycı ve saygıya uygun olmayan bir üslupla konuşuyor. Bak şüphesiz korkuyor, Allah'tan korkuyor bir de sakınıyor. Yani helale harama dikkat ediyor, Kur'an'a tam uyuyor ve iyilik edenlerle beraberdir. Herkese iyilik etmek, Müslümanın vasfı olacak. Şeytana Allah'a sınırım. Nahl suresi 125. Rabbinin yoluna, Rabbin yolu nedir? Kur'an. Kur'an nedir? Sevgi, şefkat, merhamet, doğruluk, dürüstlük, iyilik, güzellik, güzel olan her şey. Rabbinin yoluna hikmetle, hikmet ne demek? Kısa ve özlü konuşmak. Kısa, özlü, anlamlı konuşmak. Hikmetle ve güzel öğütle. Yani güzel olan öğüt nasıl olur? Kırıcı olmayan. Rencide etmeyen, sarsmayan, rahatsız etmeyen, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. En güzel bir biçimde getir. Evet, onu biraz geri çekersen, tamam. Evet, en güzel bir biçimde mücadele et. Onda da nedir? Yine sertlik olmayacak. Bak mücadele edeceksin ama en güzel bir biçimde. Sertlik olmadan. Şüphesiz sen Rabbin yolundan sapanı bilendir. Ben zaten bilirim diyor Cenab-ı Allah sapanı. Hidayete ereni de bilendir. Çünkü hidayeti kendi veriyor zaten. İnşallah. İnşallah. Eğer ceza verecekseniz size verilen cezanın misliyle ceza verin. Bak eğer ceza verecekseniz size verilen cezanın misliyle ceza verin. Yani size yapılanın aynısıyla karşılık verin. Ve eğer sabrederseniz, andolsun bu sabredilen için daha hayırlıdır. Yani sabretmesi, ceza karşılık vermeyip sabrederse bu daha hayırlı diyor Cenab-ı Allah. Mümin de daha hayırlıyız tercih ediyor. Halim olmak, halim. Bak sabret, senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyla edilir. Müslüman sabırlı olacak. Yani ani öfkeye kapılmayacak, sinirlenmeyecek. Onlar için hüzne kapılma. Kurmakta oldukları hileli düzenlerden dolayı sıkıntıya düşme. Yani gerginliğe, öfkeye, kalbinde meydana gelecek her türlü rahatsızlığa müsaade etme. Böyle bir duruma gelme. Hüzne kapılma yani. Korkma, üzülme. Tedirgin olma. Yani psikolojik sana zarar verecek hiçbir tavrın içine girme. Bak kurmakta oldukları hileli düzenlerden dolayı sıkıntıya düşme. Hileli düzeni Müslüman görecek. Sıkıntıya düşmeyecek. Çünkü onu yaratan da Allah. Sakin olacak. Şüphesiz Allah korkup sakınanlarla, Allah'tan korkup, helal harama dikkat eden sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir. Kim iyilik ediyorsa Allah ondan beraber. İnşallah. İyilik eden zannediyor ki Allah yardım etmeyecek zannediyor. Halbuki yardım ediyor Allah. Allah onu seçti ve doğru yola iletti. Nahl suresi 121, 2002 tane veriyor. Bak Allah onu seçti ve doğru yola yöneltti.